Selamlar herkese, Hançer ben. Bugünkü oyunumuz En Son A World Apart. Post apokaliptik bir şehir kurma, survival ve strateji oyunu arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde buna benzer bir oyun daha yayınlamıştım. Ve altına bu oyunu tavsiye edenler oldu arkadaşlar. Ben de biraz önce indirdim ve denemeye karar verdim. Şimdi sizlerle beraber bu oyunu bir 30-40 dakika boyunca sıfırdan keşfedeceğiz. Tutorial istiyor muyuz? Kesinlikle istiyorum. Senaryolar varmış, bir de survival mod varmış. Tutorial üzerinden ilerleyelim arkadaşlar. Zaten amacımız oyunu keşfetmek. Nükleer santralin yanına kurmayız umarım. Base'imizi. Bu fotoğrafa baktım ama. Evet. İsmini hatırlamıyorum ama geçen hafta da buna çok benzer bir oyun yayınladım arkadaşlar. Bayağı binlerce izlendi. Onu çok andırıyor. Ne kadar güzel değil mi? Diyor. Etrafa bak. Haydi kendimize yeni bir ev inşa edelim. Hepsi geyik bunlar. Ne kadar yıl geçmiş acaba? Üstüne götürünce yemek sayısını görebiliyorsunuz. Neyse, 5 saniyede dikkatim dağıldı arkadaşlar. Şu tecrübeli amcamızı dinleyelim. Arthur bizlere bir şey öğretmeye çalışıyor. Boş yere tutorial'a tıklamadık değil mi? Tamamdır. Survival rehberi varmış. Şöyle bir haritaya bakalım. Öncelikle neler var? Aşağıda iklim var. Yağmur yağıyor. Yağmayacak vesaire. Enteresan bir mekanik. Radyasyon görebiliyorum. Toprağın nemliliği vesaire var. Yukarıda da klasik su, yemek, tahtaydı vesaire. Bu tarz şeyler mevcut. Radyasyon evet önemli bir faktör olacak gördüğüm kadarıyla. Haritaya bakacak olursak da bayağı büyük. Harita bayağı büyük arkadaşlar. Gidiyor da gidiyor. Hadi bakalım. Survival rehberi diye bir şey varmış. Buna bakabilirsin diyor. Hiçbirini okumayacağım muhtemelen. Ama teşekkür ediyorum Arthur'a. Bilmen gereken her şey burada diyor. Haydi kendimize bir şeyler inşa edelim. Öncelikle inşaatçıya ihtiyacımız var. İnşaat yapmadan önce. Sol alttan. Meslekleri seçiyormuşsunuz arkadaşlar. 10 kişi var köyümüzde. Şuna tıklayacağım herhalde. Ya da 2 tane de inşaatçı koydum. 3 tane istiyor. Ve artık bina yapabileceğiz. Su deposu yapacağız. Base'imiz yok mu? Base'imiz bu otobüs galiba arkadaşlar. Aynen. Etrafına taşlar da koymuşlar. Şahane bir base'imiz var. Şöyle yapalım. Ya da su nerede? Su aşağıda. Şöyle bir şey deneyelim. Suya koyacağız. Okey, su toplama. Şöyle hizalı koymaya çalışacağım arkadaşlar, yol çekeriz diye. Güzel. İnşaatçılarımız yardıracak şimdi. Bakalım çalışanlarımıza, köylerimize. Virginia. Elbiseleri, eğitimi, araç gereçleri vesaire olacak gördüğüm kadarıyla. Ve geliyorlar. Jetonları geç düştü diyecektim de buradan malzemeleri alıyorlar otobüsten. Bu kadar kişi otobüsle mi gezmiş? 10 kişi. Sığar ya. Sığar. Burada neler var? Çer çöp var. Bunları parçalayacağız. Metal parçalarına dönüşecek. Ben onlara girişsem mi yoksa tutorial'ı mı beklesem mesela bunları nasıl toplayabiliriz? Bir tuş var mı burada? Acele etmeyelim. Acele etmeyelim. Bize her şeyi anlatacak gerekli muhtemelen. Biraz hızlandırabilirim ama. Su toplama şeyini inşa etsinler. Anında yaptılar. Ve su toplayabileceğiz burada diyor artık. Teşekkürler. Suyu farklı yerden alabiliriz diyor. Yağmurdan toplayabiliriz, çeşmelerden veya buradan alabiliriz. Okey, bu da su deposu arkadaşlar. Anladığım kadarıyla şuna yakın olmalı. Bunu yanına koyalım o zaman. Çok kasmayalım. Hatta onlar inşa ederken su taşıyıcısı diye bir meslek verdi bize. Aynen bunu yanına yapmam gerekiyormuş. Güzel.
Birisi şunları avlayabilir mi? Yok, acele ediyorsun Hançer. Sabır, sabır, sabır. Geliyor musunuz gençler? Üç kişiyi de buraya ekle dedi. Daha doğrusu meslek sekmesine gideceğim. Su taşıyıcı ekleyeceğim onları. Yeni bir mesleğimiz var arkadaşlar. Su taşıyıcı. Üç tane inşaatçı, dört tane de boşta gezen karakter var. Ve suları toplamaya başladılar gördüğünüz gibi buradan. Ne kadar depomuz var? Bayağı. 2000'lik bir kapasitemiz var. Oradan taşıyorlar, dolduruyorlar şu anda. Okey, depolamaya başladılar diyor ve 200 su ödül verdi üstüne de. Şimdi de yemek üretimine odaklanmamız gerekiyor. Haydi odaklanalım. Fishing hut. Balıkçıyı da bunun yanına yapabiliriz bence. Çok uzağa götürmeye gerek yok. Şöyle koydum, bir tane yol çekmek istiyorum çünkü. Balıkçı orada balık tutacak. İki kişiyi balıkçı yap diyor. Sonra da yemek üret diyor. Okey, sardım ileri. Yol yapabiliyor muyuz? Serileri izliyorsanız arkadaşlar kanaldaki, yol yapmadan oynayamıyorum. Onu fark etmişsinizdir, açmadı. Tutorial olduğu için yaptırtmıyor. Evet, takip etmem gerekiyor onu. İki tane balıkçı ekliyorum. Ve boşta sadece 3 kişi kaldı. Şimdi yemek üretmeye başlayacaklar. Yani buradan çıkan yemeği çok yemezdim ama yapacak bir şey yok. İşte suyla şeyi çözdük diyor. Şimdi ekmeye başlayacağız. Ekmek değil de bir şeyler ekmek. Şunlar arkadaşlar göstergelermiş sol alttaki. Mesela radyasyonu görebiliyorsunuz buraya tıklayarak. Buralarda radyasyon var. Burada da mı var? Radyasyon dibine mi kurulmuşuz? Onun dışında ıslaklığı görebiliyorsunuz. Ki bura neden kurudu? Kurumaya başladı, hiçbir fikrim yok. Elektrik hatlarını görebileceksiniz. Okey, okey. Isı haritası direkt. Müzik efsane bu arada. Ve minimap'te de görebiliyorsunuz. Yoo, şahane bir detay. Sağ üstte radyasyon bölgelerini o şekilde de görebiliyorsunuz. Şimdi bir tane tarla yapmam istiyor ve muhtemelen yeşil yere yapacağız. Ha, bunlar yediği için mi bu şey oluyor etraf? Gezdiği için. Olabilir mi öyle bir şey? Çok enteresan olurdu. Bu arada neler oluyor yeşil topraklara? Balıkçı yüzünden mi? Ne alaka? Neyse. Ben şeyi kuruyorum arkadaşlar, tarlayı bir tane. Kaça kaç yapmamı istiyor? Fark etmez muhtemelen. Ona 10 yapalım bir tane. Ama şu çok korkutucu. Neden böyle oluyor? Şuralarda radyasyonlu mu? Hayda, oraya koyamam. Oraya koyamam. Nasıl iptal ediyorum? Hem radyasyon hem şeye aynı anda bakmanız gerekiyor. Radyasyonlu yere tarla koydum biraz önce. İptal etme tuşunu da şu anda bilmiyorum. O yüzden oraya yapıyorlar. Yes, iptal edemiyorum. Muhtemelen edebiliyorum ama tutorial olduğu için göstermiyor. Afiyet olsun arkadaşlar, radyasyonlu bir hasat alacağız gibi duruyor. İleri sarıyorum. Bakalım. Yo, kaldırdılar galiba radyasyonu. Neyse, çok önemli değil. Lahana ektik. Bir tane de çiftçi ekliyorum. Tak. Afiyet olsun. Şimdi tahta toplayacağız. Tahtayı en son toplamamız enteresan ve şurada kırmızı bir şey, susuzluk geliyor. Okey. Bunları emirle veriyoruz arkadaşlar. Şuradan tahta toplayın mesela, emri verdim. Boş adamlar toplayacak. Aynı şekilde buradan ıvır zıvır toplayın emri de verdim. Galiba işçi koymama gerek yok. Aynen, boş karakterler toplayıcılık yapıyor. Ve maddeleri de toplayacaklar şimdi oradan tahtayla. Metal vesaire parçaları. Artık kaynaklarımız var diyor.
üretim binası yapabiliriz. Forester's Lodge ne yapıyormuş? Ağaçları kesebilir. Vesaire vesaire. O zaman şuraya yapalım onu da. Şöyle bir yere koydum arkadaşlar. Ekebilir de kesebilir de. İkisini de yapabilir. Hatta daha da sağ tarafa koyabilirdim de. Sıkıntı yok, ileride taşırız. Hele bir yapsınlar. Ve emirleri buradan seçebiliyorsun. Kesmek, hem kesip ekmek ya da sadece ekmek. Bir kişi ekleyemiyorum. Neden? Ha, buradan ekleniyor. Ben bunu çözemedim. Neden buradan eklettiriyor? Niye binanın? Hayır, buradan ekleyebiliyoruz. Okey, peki. Odunları da toplamaya, kesmeye başladık arkadaşlar. Şimdi de aynı şeyleri metal için yapacağız anladığım kadarıyla. Ya da işte şu kalıntılar, scrap. Ve ne yapıyormuş? Bunları topluyor mu? Aynen, şuraya bile yapabilirim ama çok uzun. Şuraya koyalım şimdilik. Bu arada suyumuz fena değil. Tarla ne alemde? Takılıyor galiba. Bildiğiniz vinç yaptık. Buraya da bir kişi koydum. Okey, onları toplasınlar. Şimdi ev yapacağız arkadaşlar. 8 tane. Henüz yol yaptırtmadı ama. Evet. Neyle yapıyorum bu arada bunları? Tahta ve scrap'le. Peki. Susuzluk geliyor arkadaşlar. Kuraklık geliyor. Ama galiba var suyumuz. Kuraklık geldiğinde göller mi çekilecek? Şimdi geri dönüşüm yapmamızı istiyor. Peki. Şunun yanına yapmamız mantıklı mı şimdilik? Oraya yaptım. Bunları da kaldırabilirim galiba. Çünkü materyal kalmadı. Etrafta. Zaten oduncumuz ve scrapçimiz var. Okey. Lütfen yol yapmama izin ver. İsim vermiyor yol yapmama. Doğru düzgün inşa edemiyorum yol yapamayınca. Her şey böyle havada asılı kalmış gibi hissediyorum. Ve deposu dolmuş arkadaşlar su şeyimizin. Nasıl dolabilir ki? 90.000 diyor. Önemli. Bütün detayları öğrenmeyeceğiz zaten arkadaşlar 2 dakikada. Buraya da birini ekledik ve geri dönüşüm yapacak. Yeni malzemeler gelecek anladığım kadarıyla. Klot. Seçebiliyorum. Klot, metal, plastik. Bu scrap metalları neye dönüştürdüğümü seçiyorum. 3 malzemeden birine dönüştürebiliyoruz. Okey. Şimdi de buradan elbise yapacağız.
çıkardığımız kumaşlarla. Ve onu da onun yanına yapabiliriz gibi şimdilik. Nerede depoluyorlar çünkü tam olarak bilmiyorum. O yüzden şöyle yapıyorum. Ve elbise üretecek. Herkesin de elbiseye ihtiyacı var. Üstüne tıklarsanız görüyorsunuz azalıyor. Ev, elbise. Evi mi yok? Neden evi yok? O kadar ev yaptım. Umarım insanlık hiç bu hale gelmez arkadaşlar. Bu tarz oyunları oynayınca aklımdan geçmiyor değil yani. 50 sene sonra, 100 sene sonra böyle şeylerin olabileceği. Yani şu anda böyle yaşayan insanlar var elbette ama yani tüm insanlık. Medeniyet bu hale gelmez diyeyim. Bir gün bakalım. ...8 saniyede autosave yapıyor. Cancel yapmak ister misin? Bam! Nasıl bir opsiyon bilmiyorum. Cancel yaptım. Ve bir tane terzi koyduk arkadaşlar. Bu da... ...maske yapabiliyor, eldiven yapabiliyor ya da... ...boynumuza takılan şeyden yapabiliyor. Scarf. Türkçesi nedir? Kaşkol yanılmıyorsam. Ve okey, oradan da elbise üretiyoruz. Anlaşıldı. Şimdi, 4 seviye radyasyon varmış. Olmayan radyasyon, düşük, orta ve yüksek seviye. Havadan etkileniyormuş, radyasyonlu yağmur yağıyormuş bol bol. Ve elbiseler bizi kurtarıyormuş bu yüzden. Okey, şimdi araç gereç yapman lazım diyor. Şu recycle şeyinden bir tane daha yapmamı istiyor ki arkasına koyamıyorum değil mi? Ah sığmadı. Karşısına yapalım. İki tane oldu. Ondan da şey yapacağım. Şöyle koyalım. Güzel. Recycler arkadaşlar 3 farklı şeye çevirebiliyor. Metale çevirttireceğim galiba. Metal. Bu da tool yapacak metalden. Okey birbirine birebir. Destek oluyorlar. Halen yol yapmama izin vermiyor. Bu arada insan kalmadı. Ne yapacağız? Aynen. Metal işliyoruz. Scrap şeyleri. Metale çeviriyoruz. Onları da araç gerece çeviriyoruz. Hatta scrap'ten bile yapılıyormuş. Aynen metal yapacağım ben. Metal yapmamı istiyor. Okey bunu da yaptık. Endüstrimiz oldu ya şaka maka. Kenar mahalle endüstrisi oldu. Burada ne var? Depo mu doldu demek istiyor şununla. Bilmiyorum. Metal araç gereç uzun mu sürüyor? Ha şimdi gelmiş adam. İki tane yapmamız gerekiyor. Bu bir. O da ikincisi. Birazdan göç alacağız muhtemelen çünkü insan... Ha evet kuraklık geldiğinde göller kuruyor arkadaşlar ve su üretemiyorsunuz. Bura kurumamış ama heh, şimdi yağmur geldi. O zaman hava şartlarına çok bağımlıyız arkadaşlar. Okul yap diyor. Daha yol yaptırtmadı bana. Okulumuzu yapalım. Evlere yakın olmalı mı okul okuyalım bir. Haydi merkezi bir yere koyalım şöyle şimdilik. Ya da şöyle yapalım. Eğitim şart.
Eğitim acaba üretkenliğini mi arttırıyor karakterlerin, yoksa bazı meslekleri yapamıyorlar mı? Aynen, daha etkin bir şekilde yapabiliyorlar. Bir tane öğretmen zil çaldı. Ama insan kalmadı. Nereden koyacağım insanları? Şeyden kovalım, su taşıyıcıları kovuyorum arkadaşlar. Suyumuz olduğuna inanarak öğretmen yaptım. Terfi aldı ya, su taşıyıcısından öğretmene terfi ettim. Derken 5 kişi geldi. Güzel. Popülasyonumuz artıyor diyor. Yemek üretimine tekrardan odaklanabilirsin. Toplayıcı kabini yapacağız. Önce toplayıcıyı yapsaydık tarla yerine. Neyse, sorgulamıyorum. Oraya koydum. İki tane toplayıcı yapacağız. Ve mantarla ıvır zıvır toplayacağız. Bu nasıl gidiyor? Hayvanlar gelip yiyor galiba şeyleri. Lahan. Evet, azalıyor şu anda. yemeyin. Lahanalarımı. Biraz daha inşaatçı mı eklesem? Toplayıcı ekledim. İki tane. Buraya bir tane ekledim. Bir tane daha inşaatçı koydum. Hızlı yapsınlar diyor. Oldu mu? Yes. Buradaki, etraftaki toplamaya başladılar bile. Süper. Orchard. Şimdi ağaç dikeceğiz. Bu sefer radyasyonsuz bir yere dikelim. Şöyle ona onu buraya ektim arkadaşlar. Ve yine çiftçiler orayla ilgileniyormuş. Tohum falan kullanmıyoruz galiba. Seçtim gitti. Yani bunlar hepsini öğretiyor ama ben neyden kaç tane var, kaç tane gidiyor hiçbir fikrim yok şu anda. O açıdan çok yararlı değil tutorial. Gösteriyor ama mesela 1900 suyum var. Rezerv 16 ne demek? Hiçbir fikrim yok. Reserved. Depolar dolmuş mu? Depo nasıl artıyor? Neyse, gösterir belki. Aynen. Yani binaların ne yaptığını öğretiyor. Yapıştırıyoruz onları ama survival hakkında hiçbir bilgim yok. Umarım öğretecek. Herbalist yapacağız şimdi. İlaç için kullanabileceğimiz şeyleri topluyormuş. Onu da bunun karşısına yapalım arkadaşlar. Kardeş kardeş çalışsınlar derken koyamıyorum. Şöyle. Aynen, kardeş kardeş üretsinler. Das Herbalist olsun ve yukarıdaki medication, ilaç gelecek galiba. Radyasyondan korunma metriğimiz var. Evet, evet. Ya bence ağır survival elementleri var oyunun ama henüz pek tanıştırmadı onları bizlerle. Daha binaları nasıl yapacağız vesaire onları gösteriyor. Şu ne? Çocuklar azalıyor mu? Ha, yetişkine dönüşüyorlar. Çünkü çocuklar ölüyor zannettim. yetişkinler artıyor. Tamam. Yetişkine dönüşüyorlar. Bu arada bu kadar kişi ne ara olduk? 35 kişi miyiz? Vay be. Neyse, ağaçları da ektik oraya. Hasat da aldık gördüğüm kadarıyla. Yemeğimiz coştu. Bravo diyor. İşte ilaca dönüşecek. Radyasyon problem diyor. Kömür vesaire yapalım. Kömürü istediğim yere yapabiliyor muyum? Evet, şöyle sanayi bölgesine doğru yapalım. Ve tahtadan alıyor herhalde. Bakalım. Tıklayamıyorum üstüne. Okey. Bunlar gerekli malzemeler inşa ederken. Ama ne üretip ne yaptığını şu anda göstermiyor.
şimdi geldi. Direkt kömür üretiyor. Ha, 4 tahta. 4 tahta. Mesela kaç tahta üretiyorum? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir yerde nerede yazıyor bilmiyorum. Tahta şuradan topluyorduk. Yok, bu mu? Bu. Bilmiyorum kaç üretiyoruz. Kaç tahtam olduğunu biliyorum da. Bunlar çok şaibeli rakamlar. Ve 2 tane kömür üretirsek. Bunu da hallettik. Müzikler akıyor bu arada. Müzikler çok şahane. Şu anda kafamla ritim tutuyorum dinlerken. Kömür de gelmeye başladı. Ha, kömürle suyu arkadaşlar temizleyebilirmişiz. Bir tane daha recycler yapıyor. Şuraya devam edelim. O öğretmenimiz var değil mi? Var. Var. Plastik üret diyor. Hele bir yapsınlar. Ya da şuradan yapabilirim. Metal. Üçünden de üretiyoruz böylelikle. Scrap metal'dan üretebilecek her şeyi üretiyoruz. Refiner. Yapmam istiyor. Refiner neredeydi? Burada. Onu da yaptım. Tamam. Yani scrap metal topluyoruz buralardan. Da bitirmiş olabiliriz. Yo, halen topluyor. Ve onları plastik, kumaş ve demire çeviriyoruz. Onları da işliyoruz. Mesela araç gereç yapıyoruz. İşte kaşkol yapıyoruz. Şimdi de son olarak plastikten şunu su kulesine upgrade ediyor. Bunu. Şunu. Binalar upgradelenebiliyor. Güzel. Haydi bakalım. Ve 5 tane su taşıyıcısı seç. Binaların upgradelenmesi güzelmiş. Ve kömürle galiba temizleme fonksiyonu kazanacak burası, su depomuz. Upgradelemeye niyetleri var mı? Heh, geldiler. Malzeme getiriyorlar. Çünkü göremiyorum upgrade sürecini burada. Burada. %28. Geldi. Hoppa. Oo, şahane oldu. Filtreleyeceğiz artık suyu burada. Peki, bir çeşme yapmamı istiyor. Nereye yapmam gerekiyor? %100, %100, %100. Onu da buraya yapalım arkadaşlar. Bütün su şeyleri şurada dönsün. Rafındaki çember neyi sembolize ediyor bilmiyorum. Yan yana yapmak mantıksız. Okey. Bir tane çeşme yaptık. Çeşmeci başımız oldu. Buradaki filtreyi aktive et diyor. Şöyle bir filtre ver arkadaşlar. Tak, aktive ettim. Tepesine bir şey takıyor gördüğünüz gibi. Ve filtre açık olduğu takdirde kömür kullanıyoruz. Hmm. Yani radyasyonlu bir şey geldiği takdirde filtreliyoruz. Enteresan. Enteresan. Terziye git diyor. Karbon maskesi üret diyor. Peki. Kaşkollar fullendi muhtemelen. Karbon maskesi yaptım. 2 tane ondan üret. Enteresan. Radyasyon mekaniği hoşuma gitti. Tam hiçbir şekilde tam anlamadım. Bu filtreleme şeyini vesaire. Ama enteresan mekanikler söz konusu. Burada çeşmemiz var. Çeşmeden çekiyor. Sonra da su deposuna götürüyorlar otomatik. Ama radyasyon yok şu anda. Olursa da filtreliyoruz. Peki, enteresan. Yemek ve su radyasyondan etkilenebilir diyor. Ve radyasyon giderme şeyi yap diyor. Bu etraftaki çember neyi sembolize ediyor acaba? Mesela şuraya getirirsek kuzeydeki bina yanıp sönüyor gördünüz mü?
Yani kapsamalı mı her şeyi? Bilmiyorum ki. Çok açıklamıyor. O zaman merkezi bir yere koyalım şimdilik. Yani çember etki alanı da ne demek? Yani evleri mi etkiliyor, binaları mı etkiliyor? Bir tane arkadaşlar decontaminator yapıyoruz. Yani radyasyon yiyenleri iyileştiren gibi bir şey. Doktor değil de işte radyasyon giderici bir hastane yaptık. Hah, anlatıyormuş. Yemekleri arkadaşlar etkiliyormuş. O yüzden şuna etkiledi. Çünkü yemek topluyor bu. Yemek toplama bölgelerinin kapsama alanında olması lazım. Okey. Mezarlık yap diyor. Kim öldü? Bunun etki alanı ne mesela? Yani şuraya yapsam kimseyi gömmeyecekler mi? Öldüğü noktaya bir mesafesi mi var? Aa, şöyle şehir dışına yapalım arkadaşlar mezarlığımızı. Aynen. Çemberleri çözemedim. Autosave. Yapma. Cancel. 45 yetişkinimiz oldu. Bilgi puanı var. Research yapmadık daha ve elektronik yapmadık. Onun dışında her şeyi topluyoruz şu anda. Fena değil. Su deposu nasıl 90 bin oluyor ki? Öyle bir kapasitem yok ki benim. Varmış. Var. 90 bin kapasitem var. Saçma sapan bir rakam gibi ama... Kömür harcıyoruz şu anda. Ve şu depo işareti ne? Enteresan. Şey arkadaşlar, 5000 limiti var bu deponun. 5000 limiti var ve dolu şu anda. O yüzden bu sembol etrafında dönüyor. Ama üretim limiti 90.000 diyor. Ne alaka? Neyse, her şeyi çözmemize gerek yok. Aynen, depo doldu şu anda. Buranın da... Deposu dolmuş. Şurada. Okey. Deposu dolu. Depo yapmayı öğretir herhalde. Bir tane mezarlıkçı başı koyuyoruz. Ne denirse artık ona. Ve mezarlığımız oldu. Vay. Şekil. Şimdi de hizmet binaları yapacağız arkadaşlar. Mounted bus mı? Upgrade'leyim mi istiyor? Evet. Upgrade'ledik. Otobüsümüzü upgrade'liyoruz arkadaşlar. Town Center'ımızı. Bakalım neye dönüşecek. Muhtemelen depo kapasitesi artacak. Aynen. Peki. Hasta oluyorlar diyor. Hastane yap. Oha. Ne kadar büyük hastane. Hastaneyi de... Oraya yapmak istemiyorum. Mezarlığın yanına yapalım. Ölenleri direkt yollarız. Çemberi var mı bunun? Yok. Şuraya cuk oturdu arkadaşlar hastane. Lütfen yol yapmama izin versin. Çok karambol duruyor her şey yol yapamadığım için. Doktor atadık bir tane. 5 tane ilaç üreteceğiz. Okey, demek ki ilaç üretmiyor şu yukarıdaki şey. Orası arkadaşlar bitki üretiyor. Bitkilerden ilaç yapacağım. Medication var. Bakayım. Herb topluyormuş. Tamam, bitki topluyor. Herb nerede? Yukarıda göstermiyor. Onlardan da ilaç yapacağız hastanede. Ve hastalarla da ilgileneceğiz muhtemelen aynı zamanda da. Hastaneye bak. Çok iyi. 5 tane ilaç üretecek şimdi. O da gitti. Kabin yap diyor. Aile kursunlar. Tamam. Shelter. Burada arkadaşlar çocuk yapmıyorlarmış. Evet, böyle genel bir komünite şeyi. Binası gördüğüm kadarıyla. Şöyle yapacağım. Şu evlerin boyutuna bakmam lazım.
Gerek yok bunları yapmaya ama koyacağım. Shelter'ı da şöyle ekleyeceğim. Çok iyi. Popülasyon 42 oldu. 12 de çocuk var. En azından binalar müthiş hızlı inşa oluyor. Yaşlıları koyabiliyoruz veya herkesi koyabiliyoruz. Değişik bir opsiyon. Mezarlık nasıl gidiyor? 6 kişi ölmüş bu arada. Ben farkında değilim. Ölüyorlar, evet. Çocuklar büyüyünce evlerinden ayrılıyor diyor. Yeni evleri olsun. Okey. Avcılık yapıştır. Sonunda şu hayvanları avlayabileceğiz. Nereye yapmakta fayda var? Şurada hayvanlar görüyorum. Ormana bir yere yapalım arkadaşlar şuraya. Aynen oraya yapıştırdım. Bir tane avcımız olsun ama şunun etki alanında olması gerekiyor mu? Galiba gerekiyor. Emin değilim. Çünkü toplayıcı onun etki alanında. Neyse. Avlan, yakala. Yakala ve avla. Yakala diye opsiyon var. Belki evcilleştirme fonksiyonu vardır ileride. Muhtemelen var. Ve max'a vurduk şeyde, yemekte. Şunu... Limitimizi arttıralım mı? Böylelikle avlansınlar. Galiba total şeyimiz limitimiz. Bina bazlı değil bu. Anladım. Total yemek üretim limitimizi 8000'e çektim. Burada da mesela total su limitimiz 90.000. Ama bunun kapasitesi 5000 sadece. Yani başka yerlere sularda koyabiliriz depolar. Su üretme yerleri. Ve diyeceğim ki yani total limit olduğu için depolayabilirsin. Anlaşıldı. Biri global, biri şey. Vahşi hayvana ihtiyaç duyuyor diyor. Girdi. Şunları yakalasan. Bir kişi daha ekledim. Bunlar biraz yavaş çalışıyor gibi. Süper. Evet, bir gıdım yavaş çalışıyorlar. Çünkü şeye bağlı. Okey, yakaladım. Pasture. Şimdi de hayvan yetiştireceğiz arkadaşlar. Capture diyorum. Yakalama fonksiyonunu açtım burada. 3 fonksiyon var. Ve hayvancılık yeri yapalım bir tane. Şuraya yapalım mı? Yes. Neler oluyor? Bir sen radyasyon mu bu? Evet, radyasyon yayılmaya başladı burada. Demek ki dinamik radyasyon yayılıyor böyle. Ve etkiliyor arkadaşlar oyunu. Müthiş bir şekilde yavaş, ne oluyor? Oha! Ve mesela buradaki hayvanların durumunu mu etkileyecek? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama karakterlerde yok şu anda radyasyon. Şuradan bakabiliyoruz. Korkutucu bir mekanik. Of, bütün harita radyasyon kapladı. Neye göre yayılıyor bu bilmiyoruz. Üzdü. Yaşıyor değil mi herkes? İyi. Hayvan yakaladıysak arkadaşlar buraya koyabiliyoruz. Koyduk. Geyik yetiştiriyoruz. Geyik de yani evcil hayvanların başına gelmiyor ama okey. Depo yapmamızı istiyor. Koydum şuraya.
yol yapabiliyoruz sonunda. Teşekkürler. Teşekkürler. Tıklayıp çekiyoruz. İşte bu ya. Her şeyi o kadar planladım ki. Yol olmayınca absürt duruyordu. Şimdi şahane olacak. İşte bu. Keşke en başta yaptırsaydı bunu. Good. Temporary storerooms increase your settlement. İzin ver, ben yolları yapacağım. Böyle oyunlarda arkadaşlar yol yapmak benim açımdan çok mühim. İşte bu. Kaç yıl sürecek acaba o yollar ama yapsınlar. İşte bu. Güzel yerleştirmişim her şeyi şu anda bakıyorum da. Hiç fena değil. Yapsınlar onları. Şimdi market. Enteresan. Bütün binaları etkiliyor gördüğüm kadarıyla. Şuraya yapabiliriz şimdilik. Koydum gitti. Çok detaylı okumadım. Zaten videonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yolları da anlamadım. Nokta nokta ise inşa edecek. Şu şöyle ise inşa etti mi? Şu ne o zaman? Bilmiyorum. Marketimizi yapıyoruz. Ürünlerin dağıtımını sağlıyorlar da çok detaylı okumadım arkadaşlar. Dediğim gibi sonlara yaklaşıyoruz. Çok uzatmayacağım videoyu. Burada geyiklerimiz var. Su sağlıyoruz ve bize ne veriyorlar? Et üretiyoruz düzenli olarak. Aa, çok iyiymiş. O zaman avcılık geçici bir şey. Avcılık yapmaya hiç gerek yok. Birazcık yakalayıp yetiştirmek çok mantıklı. Düzenli et veriyor suya karşı. Çok iyi. İşte market, dağıtım vesaire yapıyor diyor. Ve yolları yapıyoruz değil mi? Bu arada inşaatçı neden biraz daha koymuyorsam? Boşta 5000 kişi var. Şöyle koy. Gitsin. Şimdi yemek deposu. Bildiğin depo kapasitesini arttırıyor. Şuraya depoları koymuştuk. Bir tane daha yapalım yanına. Lojistikçiler de dağıtım yapıyor. Böyle önemli binalar arasında. Yollarımız geldi mi? Hiç gelmiş gibi gelmiyor bana. Your settlers are now able to supply themselves with food directly on site. If your settlement is supposed to grow even further, you can think about whether you want to provide additional. Galiba yapıyorlar. Evet, hiçbir şeye benzemiyor bu yol. Upgrade'li yolu yapmak daha mantıklı olacak. Su noktası. Okay. Böyle çeşme gibi şeyler yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şuraya koydum bir tane. Etrafındakilere dağıtım yapsın. Mesela bir tane de buraya koyabiliriz. Burada market var ama market dağıtıyor mu bilmiyorum. Now that your settlers also. Hava istasyonu. Tahminler vesaire. Oha. Ne kadar büyük. Ne kadar büyük bir bina. Şuraya koysam. Bura. Yes. Çık oturdu. Kocaman bir şehir yaptık arkadaşlar. Popülasyon total 80'e ulaştı. Su şeyler çalışmıyor bu arada. Çünkü galiba depoya yakın yapmam gerekiyordu bunu.
çalışma alanını değiştir diyebiliyorsunuz ve mesela böyle yapabiliyorsunuz. Okey, şimdi oldu. Tamam, çember çalışma alanıymış arkadaşlar. Değiştirebiliyorsunuz her binada. Oo, işleri değiştirir bu. Direkt binanın etrafında olmasına gerek yok çalışma alanının. Ben burada veda ediyorum arkadaşlar sizlere. Suyla ilgili 8000 tane daha bina yaptıracak gördüğüm kadarıyla. Su toplayıcı bilmem ne. Ama ben şimdilik doydum oyuna. Oyun çok enteresan. Tutorial bile yarım saati geçti, halen devam ediyor. Çok enteresan bulduğum mekanikler hava tahmini. Mesela radyasyonlu yağmurlar geliyor. Mesela kırmızı bayağı radyasyonlu bir yağmur gelecek. Gözünüz burada olmalı. Çünkü tarlalarınızı, suyunuzu, karakterlerinizi komple etkiliyor bu radyasyon seviyesi. Bize çok göstermedi tutorial oynuyoruz diye. Ama şu metre doluyor muhtemelen ve ona göre çok aktif bir şekilde aksiyon almalısınız. Onun dışında radyasyon, o da çok iyi. Muhtemelen yağmur yüzünden etkilenecek haritadaki radyasyon seviyesi vesaire. Kuruma, işte ıslaklık seviyeleri var. Tarlaları etkiliyor bu. Su toplama yeteneğinizi etkiliyor. Müthiş mekanikler var. Çekicilik de şeyi de varmış mesela, buna hiç bakmadık. İleride elektrik çekeceğiz gördüğüm kadarıyla. Bir sürü üst üste farklı mekanik var, katman var. Ve bunlara odaklanarak oynamanız gerekiyor. Bence çok enteresan bir survival oyunu. Daha sadece yüzeysel bir şekilde bakabildik. Ama bir ihtimal serisi gelebilir arkadaşlar. O kadar oyun var ki şu anda serisini çekmek istedim. Enteresan, hoşuma gitti. Bütün binalar upgrade etmeni diye ağlıyor, çıldırıyor şu anda. Ama genel olarak ben beğendim oyunu. Müthiş mekanikleri var. Çok fazla mekaniği var ve survival oyunlarında hoşuma gidiyor böyle zorlayıcı. Enteresan mekaniklerin birbiriyle etkileşime girmesi diyelim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.